Türkiye'de garip şeyler oluyor ya, bir zamandır, epey bir zamandır, 15 senedir diyelim, özellikle son yıllarda ama artan bir oranda. Birazdan Utku Çakır Özer'le mecliste dün yaşanan o kavgalı oturumu konuşacağız. Ama bazı parlamentolar var ki dünyada imrenilecek. İsviçre parlamentosu gündem yokluğu nedeniyle dün açılmadı. Ayrıntılara bir bakalım. Dünyanın birçok ülkesi savaş ve açlık sorunuyla uğraşırken İsviçre meclisini toplamak için gündem maddesi bulamadı. Eyaletler Meclisi Başkanı Karin Keller-Sutter meclise danıştıktan sonra oturumu açmanın gereksiz olacağına karar verdi. Tartışılacak gündemi olmayan meclis kapılarını açmayarak harcamalarından tasarruf etti. 46 üyeli meclisin her bir üyesinin meclise günlük maliyeti 735 İsviçre frangıymış. Bu yıl iki kez kapılarını kapatan meclisin 67 bin İsviçre frangı tasarruf ettiği belirtiliyor. Eyaletler Meclisi'nde aynı durum iki kez yaşanmıştı dediğimiz gibi. Evet, tüm dünya ülkelerinin imreneceği bir gelişme yaşandı İsviçre'de ve Eyaletler Meclisi gündem yokluğu nedeniyle açılmadı. Neresinden tutalım, nasıl karşılaştıralım ülkemizle bilmiyorum. Utku Çakır Özer, şimdi biz konuşurken bir yandan dünkü görüntüler ekrana gelecek. Meclis Genel Kurulu'nda sabaha dek böyle şaşırtıcı bir şekilde bir anda gözlerden ırak, gönüllerden ırak, bir anda herkes uyurken çıkarılan o meclis ittifak meselesi bugün birçok gazetenin manşetinde. Kılıçdaroğlu'nun da değerlendirmeleri var. Şimdi son durumda AYM'ye gideceğini biliyoruz, CHP'ye. Hazmetmeye çalışıyoruz sanırım dün yaşananı, öncelikle bunu belirtelim. Öncelikle günaydın, çok teşekkürler davetiniz için ve iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum size ve ekibinize. Dün yaşananlar, aslına bakarsanız Türkiye'de iktidar partisinin ve artık onun ortağı MHP'nin Türkiye'nin en önemli meselelerine nasıl baktığını çok iyi gösteriyor. Şunu söylemek istiyorum. Dün, aslında dün diyoruz ama önceki gün yaşandı biliyorsunuz. Dün meclis tatildi. Meclisi tatil yaptılar. Niye tatil yaptılar? Aslında 5 gün çalışacaktık biz bu hafta. Pazartesi günü 2'de başladı meclis çalışması. Ve akşam saatlerinde öğrendik ki sabaha kadar çalışacağız ve bu yasa çıkacak. İttifak yasası adı verdikleri ve az sonra konuşacağımız ne kadar usulsüzlüklere, hileye açık hale getirilen yasayı. Sonra öğrendik ki işte salı günü sabahına kadar kesintisiz çalışılacak ve salı günü meclis çalışmayacak. Neden? Aslında orantılı bölünebilirdi. Yarısı pazartesi, yarısı salı çalışılabilirdi. Ama tabii ki şunu düşünmüş AKP ve MHP yöneticileri. Pazartesi günü çalıştığında meclis, televizyondan oradaki tartışmalar canlı yayınlanmıyor. Hiçbir şekilde yani merak edenlerin bunu izleme şansı, bilme şansı yok. O yüzden de sabaha kadar bunu konuşup halk görmeden, duymadan, işitmeden bitirmek istediler. Nitekim bitirdiler de 26 maddelik bu kanunu. Normal düşünülen bu hafta boyunca, hatta hem pazartesi hem cuma çalışılması düşünülmüştü. Belki hafta boyunca sürer diye bir gecede apar topar yangından mal kaçırır gibi çıkarıldı. Biz bu konudaki görüşlerimizi her çıkan konuşmacı yaklaşık partimizden yanılmıyorsam 30-35 arasında arkadaşımız konuştu gece boyunca, yani gün ve gece boyunca yaklaşık 20 saat sürdü müzakereleri. Ve her birimiz bunun işte hem halktan kaçırıldığını, yani yangından mal kaçırılır gibi çıkarıldığını halk bilmesin, işitmesin, görmesin diye pazartesi gecesine bunun işte apar topar çıkarıldığını, hem de içindeki eşitsizlikleri, adaletsizlikleri anlattık. Evet, sonuçta bu görüntüler eşliğinde bir garabet yasadan söz ediliyor şu anda elimizde. Ve bu Anayasa Mahkemesi'ne götürülecek CHP tarafından. CHP liderinin bugünkü açıklamalarını Utku Çakır Özer birkaç gazetede yazarıyla beraber yaptığı söyleşiyi gördük. Evet. Abdülkadir Selvi boykot başlığını vermişti yazıya. Onu bir getirelim, ben birkaç cümle okuyayım oradan. Seçimlerde boykot yok diyor çünkü bu söyleşide Abdülkadir Selvi'nin köşesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer yazarlar da özellikle bu konuyu ilgilenmişler. Kılıçdaroğlu Devlet Bey ile ilgili sözü doğru bulmam diyor bir kere. O sözü ama Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Musa Çam zaten hakikaten sözlerinin tamamını dinleyince görüyorsunuz zaten ne kadar incelikli bir şekilde ifade etmeye çalıştığını. Bir hatırlatma sadece.
İttifak yasası meclisten geçtikten sonra CHP'nin etkin isimlerinden Selin Sayıkböke sosyal medya hesabından boykot ifadesini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'na bunu sorduk diyor. Kazanacağımız seçimleri neden boykot edelim? Biz seçimleri kazanacağız. Bu yasa kaybettiklerini gösteriyor. Kaybediyoruz. Nasıl kazanabiliriz? Onun arayışı içindeler. Biz de halkımıza güveniyoruz. Kazanacağız dedi. Kılıçdaroğlu hedefimiz bundan sonra 2019 seçimidir ifadesini kullandı. Kim söylüyor bunları? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ama bir yandan da bir boykot tartışması tabii başlamış oldu bu vesileyle. Şimdi bundan sonra nasıl yol alınacağını merak ediyor izleyenlerimiz de. Neler söyleyebiliriz? Tabii öncelikle bu neden hukuki değil diyoruz. Onu kısaca izah etmeme izin verin. Anayasanın eşitlik ilkesini tamamen ortadan kaldırıyor. Yani sizin ve benim oylarımızın arasındaki eşitlik ilkesi tamamen kalkıyor. Eskiden nasıldı bu yasa öncesinde söyleyeyim. Bütün partiler %10 ulusal baraja tabiydi. Biz bunu kabul etmiyorduk. Biliyorsunuz 12 Eylül hukukunun mirası, 12 Eylül darbe hukukunun mirası. Ama hep böyle muhalefette olan merkez partiler iktidara geldiklerinde bunun nimetlerinden faydalanır ve bir türlü kaldırmazlardı. Adalet ve Kalkınma Partisi de aynısını yaptı. 15 yıldır bundan faydalanıyor. Ama şöyle bir şey var. Siz de %10'un altında kalsanız, ben de %10'un altında kalsam giremiyordum. Şimdi getirilen bu yasayla eğer siz %9.9 alsanız partiniz, yani 5 Türkiye şartlarında 6 milyon kişiyi temsil etseniz dahi, eğer ittifak yapmaz iseniz meclise temsilci sokamayacaksınız. Ben ise 500 bin, 1 milyon, yani %1'den bahsediyorum, %0.5 ya da %2 oy alsam dahi, eğer bir büyük partiyle ittifak yapar isem, meclise büyüklüğüm oranında milletvekili sokacağım, aldığım oy oranında. Bu durumda size oy veren yurttaşların hakkı gasp edilmiş olacak. İşte biz bunun için millet iradesi çalınıyor, millet iradesi gasp ediliyor diyoruz. Yani bir ulusal baraj, %10'luk barajın üzerine ittifak ile onun katmerli barajı getirilmiş oldu. Hı hı. İki tane baraj oluyor. Bunun Anayasa Mahkemesi'nden dönmemesi düşünülemez. Yani böyle bir engellemenin sizin ve benim partilerimizin ya da şahıslarımızın oylarının eşit olmadığı bir anlayışın kabul edilmesi mümkün değil. O yüzden ilk yapılacak şey Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'da bahsettiğiniz meslektaşlarımıza verdiği röportajda söylemiş zaten. Özellikle de anayasanın eşitlik ilkesi açısından, adalet ilkesi açısından götürüleceğini. Yoksa ittifak yapılabilir. İttifak dünyanın her yerinde yapılıyor, ittifaklar. Ama ittifak yapacaksanız eğer, o zaman bu baraj kalkacak. Barajı olmayacak. İsteyen kendi girecek, oyunu alacak. Az önce verdiğim örnekte siz %9.9'umuzun karşılığını alacaksınız. Ben ittifak yaparsam ittifak içindeki oranın karşılığını alacağım. Ama aramızda bir adaletsizlik, eşitsizlik yaratacak başka bir baraj olmayacak. Onu söylemek istiyor Sayın Kılıçdaroğlu. O yüzden yani yapacağımız şu, tabii ki bunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz eşitlik ilkesi açısından. Tabii bir başka konu da seçim güvenliğine ilişkin hususlar, temel getirilen zaten, düzenlemeler. İşte iki temel sıkıntı var. Birincisi az önce söylediğim gibi yurttaşların oylarının eşit olmaması, yani iradenin eşit yansımaması meclise. Çok büyük adaletsizliklerden bahsediyorum burada. Yani ortaya çıkacak çok büyük orantısızlıklar var az önce söylediğim konuda. İkinci konu ise seçim güvenliği. Burada neredeyse tamamen Sayın Genel Başkan'ın dünkü ifadesiyle işte bir polis sopası ya da sopalı seçim dediği, polis jandarmanın her yere hakim olduğu ya da olmasına olanak sağlayan bir düzenlemeden bahsediyoruz. Şu andaki seçim sistemimiz böyle değil biliyorsunuz. Mesela aynı apartmanda oturan yurttaşlar aynı sandıkta ya da aynı mahallede oturan yurttaşlar ya aynı sandık ya da iki sandıkta bir araya geliyorlar. Bunun şöyle bir şeyi var. Siyasi partiler bizim görevimiz ve yurttaşların da görevi seçimin işte şeffaflığını, güvenliğini sağlamak. Örneğin ben apartmanımdaki isimlere bakıyorum. Evet, Ahmet Bey burada oturuyor, işte Ayşe Hanım burada oturuyor. Ama orada oturmayan bir isim gördüğünde bunu ben bildirebiliyorum. Ya bu burada oturmuyor, nereden çıktı diye. Şimdi bu kaldırılıyor. Tespit etme imkanı yok artık. Şimdi artık ikimiz aynı apartmandaysak sizi işte başka bir mahalleye, beni başka bir sandığa gönderebiliyor ve böylece işte bahsettiğimiz hileli seçmen ya da
Sayın Haluk Pekşen biliyorsunuz birkaç gündür söylüyor. Aslında işte ölmüş ama hala seçmen görülen isimler var. Onlar adına kim oy kullanıyor belli değil. Bu tür iddialarının önüne geçmeniz mümkün değil. Şaibeli bir seçim hazırlığı olarak görüyoruz bunu. Bu durumda boykot konusu herhalde bundan sonraki süreçte daha çok tartışılacak diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması önünü kesme olarak nitelendirilebilir bu tartışmanın ama toplumda çünkü ben de şahsen sosyal medyada bu konu her açıldığında bunu düşündüğünü ifade eden çok sayıda izleyenimizle karşı karşıya kalıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak şöyle bir çalışma yaptık. Bu çok önemli. Tabii ki önce az önce söyledim Anayasa Mahkemesi işin hukuki boyutu var. Ama bunun ötesinde bir de bu konuda biz yalnız değiliz. Biliyorsunuz partimizin genel başkan yardımcıları Sayın Bülent Tezcan başkanlığında Sayın Özgür Özel'in de olduğu, Sayın Lale Karabıyık'ın da olduğu, Sayın Bekaroğlu'nun, Sayın Muharrem Erkek'in olduğu bir heyet. 8 partiyi dolaştı. Yani bu mesele sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değil, seçim güvenliği konusu aslında tüm partilerin sorunu. 8 muhalefette olan 8 partiyi dolaştı heyetimiz. Ondan sonra da ortaya çıkan sonuçları, seçim güvenliğine ilişkin kaygıları ki aşağı yukarı hepsinde aynı, bir rapor halinde hem kamuoyuna açıkladı, önümde biliyorsunuz, hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sundu biliyorsunuz. Evet. MHP hatırlarsanız bize gelmeyin dedi, biz ittifak yapacağız dedi ve bu raporu görmek istemedi. Bu raporda tek tek sadece bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, 8 diğer partinin de onların da izninizle isimlerini sayayım, kimlerin aynı kaygıları paylaştığını bilinmesi açısından. İyi Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Vatan Partisi. 8'inde de ortaklaşan kaygılar var. Nedir bunlar? Az önce saydığımız örneğin aynı binada oturan seçmenlerin ayrı sandıklara gönderilmesi. Benzer şekilde sandıkların taşınması meselesi. Mühürsüz oy ve mühürsüz zarf konusu. Sandık kurulu başkanı ve üyelerinin artık siyasi partilerden değil, işte kamu görevlilerinden belirlenecek olması. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekilliği seçiminin pusulalarının aynı zarfa atılması. Kolluk çağırma yetkisinin sandık kurulu başkanında ve üyelerinde var aslında bu. Şimdi artık bütün vatandaşlara ihbar mekanizması gibi kolluk çağırma yetkisi veriliyor burada. Ve böylece polisin ve jandarmanın seçim işte yapılan mahalde yer alması ve orada bir işte olası siyasi partilerin işte denetim yapmasına belki de imkan sağlamaması gibi bir sonuç ortaya çıkaracak. Bundan herkes kaygılı. Sadece biz dediğim gibi. Benzer şekilde pusuladaki işte o büyüklükler, yazıların büyüklüklerinden tutun da birçok konu, tabii ki %10'luk barajın kaldırılması ortak talep, herkesin talebi. Baroların, sivil toplum kuruluşlarının gözlemci statüsüyle sandıkların etrafında olabilmesi, YSK kararlarının yargı denetimine açılması gibi birçok talep var. Ve tabii mesela hazine yardımı, az konuşuyoruz ama çok önemli. Burada sadece meclise giren partiler biliyorsunuz hazine yardımı alabiliyorlar. Biz ise en az %1 oy alan siyasi partilerin hazineden yararlanabilmeleri şeklinde önemli bir değişiklik istiyoruz. Hepimiz istiyoruz bunu. Açılmadı, yok bu hazine yardımı sadece. Bunlar bizim ortak taleplerimiz bütün partilerle ve bunu AKP'ye verdik, MHP istemedi. Yani şunu demek istiyorum, ne yapacaksınız derken, hani siz diyorsunuz ya boykot çok konuşuluyor vesaire. Bu konuda diğer partilerin de tutumları önemli. Bahsettiğimiz diğer muhalefet partilerin de tutumu önemli. Bir ortak tavır o zaman. Bence ben parti yöneticisi değilim. Parti yönetimi adına konuşmam doğru olmaz ama bu kaygıların diğer partiler tarafından paylaşıldığını söylemek istiyorum. Sayın Genel Başkan, tabii ki biz seçimden korkmuyoruz, kaçmıyoruz ama seçimin adil olmadığı, seçimin eşit koşullarda olmadığını o da vurguluyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı önemli olacaktır bu konuda, vereceği karar. Ama şu tabii Anayasa Mahkemesi'nin son kararları düşünüldüğünde biraz orada da insanlar acaba anayasaya uyacak mı, uymayacak mı diye de merak ediyor. Doğru ama yani böylesine yani göstere göstere adaletsiz, göstere göstere eşitlik ilkesine aykırı bir kanunun ben Anayasa Mahkemesi'nden döneceğine inanıyorum. Dönmesi gerektiğine inanıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin %10 seçim barajını işte adaletsiz bulduğuna ilişkin kararları var ama ülkeler seçim yani bu herkese aynı uygulanıyor diye iptal etmedi geçmişte ya da bu konuda bir ihlal kararı vermedi. Ama az önce ifade ettim size, artık herkese aynı uygulanmayacak. Yani ben ittifak yaptığımda sizin
katmer katmer daha fazla barajla karşılaşmanızı sağlıyorum. Az önce örneğini verdiğim, siz 9.9 alırken ben %2 aldığımda ikimiz de %10 barajının altında kalıyorduk eski seçim sistemine göre. İkimiz de adaletsizliği eşit paylaşıyorduk. Ama şimdi siz yine adaletsizliği ile karşılaşırken ben ittifak yaptığım için işte bir parti ile onlar 50 oy alsın Cumhurbaşkanlığı seçimi için onlarla pazarlık yaptığımda aynı zamanda ben de %10 seçim barajından kurtuluyorum. İşte bu yüzden biz zaten şaibeli, kirli ortaklık diyorduk. Şantaj gibi bir birliktelik bu. Yani işte bir baskıyla çıktı zaten. Evet, baskıyla yani, çıktı. Ama şekilde. Şöyle bir taraf AKP ne yapmak istiyor? Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan %50'yi geçsin istiyor. Bakıyorlar geçemiyor. Ne yapacaklar? Bir pazarlık yapmaları lazım. Öbür tarafa dönüyorlar. MHP %10 barajını geçemiyor. İkisinin bu işte ortaklığıyla hem o %50'yi geçeceğini düşünüyor hem de o %10'u böylece aşacağını düşünüyor. Doğru, o aşacak. Yani şeyin içinde olduğu için, ittifakın içinde olduğu için. Ama bunlar yapılırken diğer tarafta milyonlarca yurttaşın oyu, iradesi gasp edilecek. Biz şuna inanıyoruz. Bu kirli, şaibeli ortaklıkta arzu edilen, amaçlanan her neyse ayaklarına dolaşacak ve eninde sonunda millet bu iktidar, yani güç üzerine kurulu iktidar ittifakını, şaibeli ittifakı kendi iradesiyle bozacak. Buna inanıyorum. İlk etapta tabii Anayasa Mahkemesi beklenecek. 10 gün içinde başvurulacak. Bugün bir başvuru yapılıyor 10.45'te CHP. O hani başka bir konu, ayrı bir konu olmak kaydıyla sivillere yargı muafiyeti getirilmesi konusunda bir başvurusu olacak. 10 gün içinde de ittifakla ilgili başvuracak. Birkaç dakikalık bir araya gideceğiz de konuyu değiştirmek adına Enis Berberoğlu'nun duruşması var bugün. Birkaç cümle de onunla ilgili edelim istiyorum. Reklama gitmeden önce yalnız haberi hatırlatalım, reklama gidelim. Evet, Enis Berberoğlu'nun davası var bugün sevgili izleyiciler. MİT tırlarının durdurulması görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'le CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etme suçlarından yargılanması konusundaki bir duruşma görülecek bugün. MİT tırlarına ilişkin görülen dava dosyalarının sonuçlanması beklenmesi dosyalarının, diğer dosyaların yani diğer davaların sonuçlanmasının beklenmesi talep edilmişti. En son o talep reddedildi. Bugün 14'te de duruşma var. Birazdan bununla ilgili değerlendirmeler yapacağız. Evet sevgili izleyiciler, birkaç dakikalık bir ara verelim. Aranın ardından bu davayla ilgili değerlendirme yapalım. Tabii Türkiye'de en son Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinden Ahmet Şık'la Murat Sabuncu çıktı. Bir tahliye sevinci yaşattı ülkeye. Şimdi Cuma günü de Akın Atalay'ın duruşması var. Ondan önce Enis Berberoğlu'nun bu duruşması o tahliye umudunu yaşatır mı topluma? Birazdan konuşacağız. Geçen hafta sevgili izleyiciler Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesiyle beraber gazetecilere özgürlük isteyenlerin Türkiye'de halkın haber alma özgürlüğünü temsilen önemli bir haber gündeme geldi. Şimdi bugün önemli dava, bu hafta ikinci önemli dava da Cuma günü olacak. Enis Berberoğlu, gazeteci kökenli CHP'li vekilin duruşmaya çıkması bekleniyor. Bugün saat 14'te çıkacak duruşmayla ilgili. Bir değerlendirme yapalım istiyorum. Kendisi de belki izliyordur, selam olsun diyelim. Bugün bir heyecan, tahliye umudu yansıyor mu kamuoyuna? Neler düşünüyorsun? Takip ediyorsun çünkü sıkı bir şekilde bu davayı, Utku Çakır Özer, seni dinleyelim. Tabii. Konuda. Geçen hafta sevgili İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevinde ziyaret ettim. Milletvekillerimiz her gün birkaç milletvekili ziyaret ediyor. Hepimiz ziyaret ediyoruz. Bugün de Genel Başkan Yardımcımız Sayın Tuncay Özkan ile gazeteci milletvekillerimiz hepsi yine kendisini ziyaret edecekler. Sonra da açıklama yapacaklar Maltepe Cezaevinde ziyaret ettikten sonra. Sonra da duruşmasına katılacaklar. Ben de eğer meclis çalışmalarından, bizim için komisyon var bugün, plan bütçe komisyonunda KDV yasası var. Eğer yetişebilirsem ben de olacağım ama olmasam, olamasam da onlar olacak. Buradan selam olsun Enis Berberoğlu'na. 10 aydır cezaevinde tutuklu. Aslında bu haksız, hukuksuz bir tutukluluk. Öncelikle Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilleri tutuklu yargılanamaz hükmüne aykırı bir tutukluluk. İkinci olarak da biliyorsunuz kendisi önce işte casuslukla suçlandı.
hatırlarsanız. Daha sonra İstinaf Mahkemesi bu suçlamayı tamamen ortadan kaldıran iki ayrı karar verdi. Bu arada mahkeme heyeti sürekli değişti biliyorsunuz. Enis Berberoğlu'nun çoktan tahliye olması lazımdı. 10 aydır haksız hukuksuz yere cezaevinde duruyor. Kendisi 5 yılı hapse şimdi. İstinaf Mahkemesi'nin son kararı 5 yıl hapis cezasıydı. O da henüz biliyorsunuz Yargıtay'a gidecek, Yargıtay aşaması var. Bu süreçte yani bu kadar uzun yatan birisinin böyle bir işte mahkumiyet ki kesinleşmemiş bir kararda çoktan tahliye olması lazım. Tutuksuz yargılamanın devam etmesi lazım ama maalesef bu karar verilmedi. İnanıyorum ki Yargıtay'da tutuksuz yargılılık çıkacaktır ama bu noktaya kadar hep özgürlüğünden mahrum bırakılıyor. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Hem Yargıtay'a hem Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvurusu var kendisinin. Bu bireysel başvuru ele alınsa ve bakılsa Enis Berberoğlu'nun durumu nedir diye herkes görecek ki bir haksızlıkla karşı karşıya. Bugün biliyorsunuz ikinci bir dava daha var. Siz az önce bahsettiniz. İşte üye olmamakla birlikte destek olmak. Değil mi? Öyle o iddiayla evet, o yargılanıyor Can Dündar'la birlikte. Onlar... Ama bunların hiçbirinin çünkü bir işte yayınlanan bir haber var. O haber zaten daha önce çıkmış bir haber biliyorsunuz. Cumhuriyet'te yayınlanan ama 14 ay önce başka bir yayın organında çıkmış bir haber. Bu haberin Enis Berberoğlu tarafından verildiği iddia ediliyor. Bunun kanıtı yok, şeyi yok, hiçbir şey iddianamede öyle bir şey yok. Enis Berberoğlu zaten ben vermedim diyor. Ama buna rağmen içeride yatıyor. Ve ikinci bir dava daha şimdi açıldı. İnanıyorum ki Enis Berberoğlu en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacak. Bugün belki nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Henüz karar aşamasına gelmedi bildiğim kadarıyla bu ikinci dava. Belki tekrar işte dinlenecektir sanıkların istediği isimler ya da hukuki süreç işleyecektir. Ama buradan çağrımız bu konuda hiç ilgisi olmayan insanların, kendisi biliyorsunuz tanıdığımız gazetecidir, gazetecilik. İşte etiği, ahlağı, namusunun simgelerinden bir isimdir. Şu anda bir gazetecilik davasına yani MİT Türleri davası, bir gazetecilik davası. Orada yargılanıyor olması kabul edilemez. Ve bu nedenle 10 aydır tutuklu yargılanıyor olması hiç kabul edilemez. En kısa sürede özgürlük beklentimizi buradan, yani birkaç saat içinde Sayın Tuncay Özkan ve milletvekili arkadaşlarımız da aynı şeyi iletecekler kendisine. Ama ben de buradan eğer izliyorsa kendisine hepimiz adına özgürlük, adalet dileğimi iletmek istiyorum. Evet, hukukun yaşadığı bir Türkiye'ye kavuşacağımız günleri özlüyoruz hep beraber diyelim. Şimdi günün, bu artık süremiz de azalıyor ama önemli başlıklarından birisi Tillerson'ın Twitter üzerinden görevden alınmasıydı. Utku Çakır Özer, bu çok ilginç bir dünyada yaşıyoruz değil mi? Sadece Türkiye'de saçmalıklar olmuyor. Alıştığımız şeyler değil bunlar. Hani hukuki sistem olarak, devlet yapısı olarak pek alıştığımız şeyler görmüyoruz. Vatan Gazetesi'nin kupürünü getirelim ekranlarınıza. Şimdi Twitter'dan kovuldu, Trump duyurdu Tillerson'ın kovuluşunu. CIA Başkanı, Dışişleri Bakanı oldu ve Dışişleri Bakanı olunca CIA'nin boşalan koltuğuna da ilk kadın geldi. Bir kadın geldi, ilk kez bir kadın görev alacak CIA'nin başkanlığında. Bu arada biz Türkiye olarak, Vatan Gazetesi çok iyi toparlamış onun için onun kupüründen yansıtalım dedim haberi. Melih Çavuşoğlu'nun açıkladığına göre ABD ile teknik komite çalışmaları vesaire yapılmıştı. Anlaştık sevgili izleyiciler. Melih Çavuşoğlu YPG'nin Membiç'ten çekilmesi konusunda ABD tarafıyla uzlaşma sağlandığını duyurdu. Ancak birkaç saat sonra Tillerson gitti. Yerine başkası geldi. Tabii Binali Yıldırım sabah açıklamalarda bulunurken ABD ile ilişkilerimiz kişiler üzerinde değil dedi. Hani bu politikayı birilerinin gidiyor geliyor olması etkilemez dedi. Sadece şu notu daha verelim. Utku Çakır Özer bugün Lavrov'la görüşecek Çavuşoğlu. 19 Mart'ta da Tillerson'la görüşecekti. Şimdi bu durumda yeni bakanla görüşecektir herhalde. Tüm bunları nasıl değerlendirelim? Bir hızlanma dönemine mi girdik? Ne dersin? Şöyle öncelikle eğer teknik seviyede bir uzlaşı çıktıysa tabii çıkmasını arzu ederiz. Orada sınırımızın güvenliği bizim için önemli. Suriye'deki sınırdan bizim tarafımıza terör eylemi, terörist geçmemesi önemli. Ve burada Amerika Birleşik Devletleri işte YPG ile, PYD ile, PKK ilintili örgütle ilişki içinde. Bu terörle mücadele konusunda eğer bir
teknik seviyede işbirliği çıktıysa önemli. Ama bu konularda teknik işbirliği yetmiyor. Yani siyasi olarak da işte Trump'ın ağzından ya da yeni gelen Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ağzından duymamız lazım. Bugüne kadar Amerika tercihini hep YPG'den, PYD'den yana kullandı. Bunun değiştiğini gerçekten görebilecek miyiz? İşte önümüzdeki günler bunu gösterecek. Tillerson'ın gidişi, Trump'ın işte klasik artık alışılmış yönetim tarzı Twitter'la duyurmak gibi. Aralarında belirgin farklılıklar vardı. Tillerson, Trump'a göre biraz daha görebildiğim kadarıyla diyalogdan yana, ilişkileri korumaktan yana, işte müttefikleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerini daha sağlıklı zemine oturtmaktan yana olan bir isimdi. Onun gitmesi ve yerine Pompeo'nun gelmesi nasıl bir şey yapacak? Türk-Amerikan ilişkileri açısından umarız iyi olur. Türkiye'nin güvenliği açısından iyi olur. Türkiye'nin terörle mücadelede işte daha fazla destek bulması açısından umarız iyi olur. Pompeo'yu nasıl tanıyoruz? İki şekilde tanıyoruz. İşte bir attığı tweetlerle, yanılmıyorsam yaptığı açıklamalarla Türkiye'yi İran'la yan yana duran İslami diktatörlük diyor Türkiye. Evet. Ama o dönemdeki Pompeo hangi noktadaydı? Şimdi hangi noktada? Çünkü CIA başkanlığını devraldıktan sonra da yanılmıyorsam ilk yaptığı ziyaret Türkiye'ye oldu Pompeo'nun. Çünkü doğal olarak Türkiye'nin bulunduğu bölge terörle mücadele, gerek işte IŞİD'le, El-Kaide'yle, yani radikal terörist unsurlarla mücadele, Türkiye'nin bulunduğu bölge önemli. Türkiye'nin bu mücadeleye katkısı önemli. Bu bölgede Türkiye ve Amerika işte uzun yıllardır müttefikler. O yüzden belki de işbirliğinin gelişmesine katkısı olur diye umut etmek istiyorum. Onun yerine gelen isime ilişkin işte Gina Hasper, yanılmıyorsam galiba teşkilatın içinden gelen bir isim, ama geçmişinde işte işkence konularına yaklaşımı bulunduğu, yönettiği yerlerdeki işte işkence iddialarıyla gündeme gelen bir isim. Kadın, ilk kadın CIA başkanı, evet, galiba. Evet, ilk kez. Ama öte taraftan işte hakkındaki iddialarda basına yansıdığı kadarıyla takip ediyorum ben. Ama bizim açımızdan önemli olan kendi güvenliğimizdir, kendi ulusal çıkarımızdır. Yani orada o gider, bu gelir, o yani isimler değişir. Önemli olan Türkiye'nin, Türk insanının kendi can güvenliğidir, ulusal çıkarıdır. İlişkileri ona göre yönetmekte fayda var. AKP bunu yapabiliyor mu? Maalesef hayır. Bugüne kadar yapamadılar. Bundan sonra iyi bir zemine oturtabilirler mi ilişkiyi? Çok, yani bu konuda umut var değilim. Umarım Türkiye'nin, insanımızın can güvenliği açısından ilişkiler düzelir ve Amerika'nın terör konusuna yaklaşımı düzelir. Ama Suriye'deki gelinen noktayı burada sizinle herhalde onlarca kez konuştuk. Yani bizim bu noktaya hem ülkemizin can güvenliğini etkileyen, hem ülkemizin her türlü ulusal çıkarını olumsuz etkileyen noktaya gelişimizde maalesef AKP hükümetinin çok payı büyük. Büyük. Çok büyük payı var. Şimdi Tillerson'ın görevden alınışı acaba neyi değiştirir Türk-Amerikan ilişkilerinde diye merak ederken, hani önümüzdeki süreçte göreceğiz dedik, sen de biraz yorumladın. İlginç bir yazı var Yeni Çağ yazarlarından Arslan Bulut'un. Pompeo'nun asıl hedefi Türkiye başlıklı yazısı. Bir kere Mike Pompeo'yu anlatmaya çalışmış. Hani bildiğimiz kadarıyla yine bu İslam diktatörlük meselesinden vesaire. Ama şurası çok ilginç. 2015'ten sonra Türkiye ile Suudi Arabistan'ın teröre karşı İslam İttifakı ve İslam Ordusu adı altında anlaşma imzaladıklarını hatırlatıyor Arslan Bulut. Aslında bunlar Türkiye'nin milli politikasının eseri değil, ABD baskısıyla alınmış kararlardı diyor. Türkiye yine de ABD'nin isteklerini tam olarak yerine getirmedi. Çünkü iç kamuoyunda büyük tepki doğdu. O günlerde kadar açılım çerçevesinde Oslo, Habur, Dolmabahçe örnekleri onda olduğu gibi ABD projelerini uygulayan iktidar milli ve yerli bir görüntü vermek zorundaydı. Çünkü iktidarını kaybetmekle karşı karşıyaydı. İktidar MHP'nin de desteklediği terörle mücadele programını böylece başlattı. Tillerson PKK-PYD'nin Membiş'ten Fırat'ın doğusuna çekilmesini kabul etti. Ama şimdi bu da suya düştü. AKP iktidarı bu anlaşmayla Fırat'ın doğusundaki fiili durumu kabul etmiş oluyordu. Teröristlerin Fırat'ın doğusundan çekilmesini kabul ettiğine göre. CIA bu anlaşmayı bile ABD açısından zararlı gördü ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun Membiş için anlaştık bir daha konuşacağız dediği Tillerson'ın yerine CIA Başkanı Pompeo'yu getirdi. ABD Büyük Orta Doğu projesini Suudi Arabistan ve İsrail üzerinden güncellemeye karar verdi. Türkiye'nin bu karara boyun eğmesini sağlamak istiyorlar. Ataman'ın asıl hedefi Türkiye'dir. Pompeo'nun gelişiyle böyle bir değişiklik olduğunu, yani Membiç konusunda aslında anlaşmadığımızı ifade ediyor Arslan Bulut.
Çavuşoğlu'nu bir daha dinlemek lazım diyelim. Bence önümüzdeki günlerde üst düzey hangi görüşmeler olacak ona bakmak lazım. Haklı da olabilir değerli meslektaşımız. Ama yine de ben hani taç giyen baş akıllanır lafı vardır ya her zaman geçerlidir. Hı hı. İlişkilerde hep ulusal çıkarlar var. Eğer Amerika'nın ulusal çıkarı Türkiye ile uzlaşmaktan yana olursa öyle bir yana da kayabilir. Tillerson'ın getirdiği noktaya devam da edebilir. Kendisine verilecek raporlara bağlı. Ama Amerikan yönetiminde şu var biliyorsunuz, Türkiye konusunda iki farklı fikir var. Zaten Arslan Bulut da ona işaret etmiş. Hı hı. Biri işte dışişleri, Tillerson'ın başını çektiği Dışişleri Bakanlığı, hep işte State Department dedikleri, Türkiye'yi önemli gören, Türkiye'yi asıl müttefik gören bölgede. Diğeri ise Pentagon'un başını çektiği, yani Amerikan Savunma Bakanlığı'nın başını çektiği askerleri dediğimiz, generaller dediğimiz bölüm. Onlar da alanda kimi bulursak, yani bizim yanımızda kim varsa o bizim müttefikimizdir diye bakıyorlar. Biliyorsunuz biz yani bu Suriye'deki süreçte az önce AKP'nin çok önemli sorumluluğu var dediğim süreçte AKP hükümetinin IŞİD'le mücadelede bir duraklama devresi oldu biliyorsunuz. Şu anda tabii ki mücadele ediyoruz, sınırlarda çok önemli tedbirler alınıyor ama bir dönem dünyadaki algı neydi? AKP IŞİD'le mücadele etmiyor algısı vardı. Tüm dünyada işte yazılar çıkıyordu vesaire. O dönemde işte Suriye'de IŞİD'le mücadele konusunda Amerika YPG'yi kendisine hemen yanında buldu, evet, yanında belki de almak istedi ve onlarla yürüdü. İşte bu tartışmada bakalım CIA nasıl bir tavır alacak ya da CIA'den gelen Dışişleri Bakanı nasıl bir tavır alacak. Ama bir kere daha hatırlatayım, CIA Başkanı iken ilk ziyaretini Ankara'ya yapmıştı. Onun için Ankara'daki kaygılar kendisine muhtemelen değil, yetilmiş, mutlaka iletilmiş, biliyor. Bakalım nasıl tavır alacak. İkili en tepede yapılacak işte Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapılacak görüşmedeki açıklamalara bakmakta fayda var. Evet, önümüzdeki süreçte göreceğiz, değerlendireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Utku Çakırözer. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, programımız devam edecek. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından karşınızdayız.